Senin yay da burada. İyi ne olsun Allah'a. Evet evet. Bıraktım oraya. Can you hold it? Yes. No, hold it, hold it. Thank you, thank you, thank you. Okay. Very nice, little bit higher. Oh, this one. I am scared. Okay. Thank you, sir. Budur, ayın kutsitçe var. Kasas kutsitçe. Hedefe bakın. Baktınız bir saniye. Şöyle yapalım. Oldu mu? Şimdi bakın. Bunu çekiyorsunuz ama bu kol içeride. Bu kolunuz, bu okun devamı gibi duracak. Çekin. Çekin. Geriye yaslanmadan. Çekin biraz daha. Çekin biraz daha. Çekebilirsiniz. Harika. Olacak, bırak. Olacak. Helal olsun. 12'de. Hocam Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Gönlünü bu işe vermiş. Bize bu işi başlatan, bu işi bize öğreten desem abartmış olmam. Çünkü hocam bu işin felsefesini yapıyor. Yusuf hocam da doçent İstanbul'da, Fatih Üniversitesi'nde. Doçent hocam. Yani burada çok kıymetli dostlar var. 3 senedir Havran'da, geçen sene Bigada ve bu sene burada. Hocam çok iyi at bindiği, çok iyi ok, at üzerinde ok attığını bildiğim halde atmıyor, bizim için yapıyor bunu. Yönetiyor, sunuculuk yapıyor. Çok kıymetli bilgilerini bizimle paylaşıyor. Ve çok da renk katıyorsunuz hocam. Gerçekten minnettarım size. Sabri Bey zaten biraz önce beni kılıçta zorladı. Oradan alınganlığım var. Ben zırhlı buldu beni. Tamam, hareket edemiyorum diye. Yani bu kadar da üzerine gelinmez ki. Osmanlı'ya diyorsun. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Ben de zaten bir türlü rahat edemedim. Yani. Zırhım olmasaydı sana gösterecektim. Ramazan Bey, Kayseri atlı okçuluğun önemli bel kemiklerinden. Hepsi zaten abimin yanında Kayseri Atlı Okçuluk'ta güzel hizmetler veriyorlar. İrfan hocam tam bir değer. Ankara'da Türkü Cumhuriyetler Müzik Topluluğu. Doğru ifade edeyim. Türk Dünyası Müzik Topluluğu Başkanı. İyi bir müzisyen. Aynı zamanda iyi bir atlı okçu. Hezarfen. Hezarfen? Bin fenle malik. Öyle mi? Maşallah. Eğer yapıyor, yay yapıyor, ok yapıyor, Osmanlı eğeri yapıyor. Her türlü enstrüman. Ben bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum arkadaşlar.
nasılsınız sevgili yaban dostları? Tokat'tan gelen grupla beraberiz. Efendim merhabalar. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nadir Oflas. Tokat'tan İsmet Tatlı Spor Kulübü sporcusuyuz. Ne kadar zamandır geleneksel okçulukla, atlı okçulukla ilgileniyorsunuz? Aktif olarak 3 seneden beri, yaklaşık 3 seneden beri profesyonel olarak bu konuyla ilgileniyoruz. Evet, 3 seneden beri ilgileniyoruz. Peki organizasyonun ikincisi düzenleniyor bu festivalin. Geçen sene de vardı. Geçen sene katıldınız mı? Evet. Bu, peki nasıl buldunuz? Bize göre katılım daha fazla sanki geçen seneye göre. Siz neler söylersiniz? Katılıyorum. Her geçen sene de bunun artacağını ümit ediyoruz. Gidişat da o şekilde zaten. Geleneksel okçuluğun Türkiye'de hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum en başta. Bunun da ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür organizasyonlar da bunun en büyük delili zaten. İnşallah keşke olsa her ilimizde bir spor kulübü bu şekilde kurulup bu tür organizasyonları her ay yapabilsek veyahut da iki ayda bir yapabilsek, sadece senenin belirli bir gününde değil, sürekli aktif olarak değerlendirebilsek. Sizin gibi profesyonel sporcular sayesinde bilmeyen izleyicilerimiz de bu sporu artık öğrendiler. Aslında bizim kültürümüz, Türk kültürü. Kesinlikle. Aslında bilmemiz gerekiyor. Aslında biliyoruz tabii ki de ama çok ön plana çıkmamış bir spor. Peki bu sporu yapmak isteyen gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Nasıl başlamalılar bu spora? Her şeyden önce gönül vermeleri gerekiyor. Çok çalışmaları gerekiyor. Ve disiplin. Her şeyden önce disiplin. Bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman olmayacak bir şey yok. Ama gönüllerinde artık geleneksel okçuluğun neyi ifade ettiğini bilmeleri ve onun içlerinde büyütmeleri gerekiyor. Özellikle de Danışman Tatlı Spor Kulübü Başkanımız Doktor Yaşar Metin Aksoy bu konuda Türkiye'de hakikaten duayenlerdendir. Kendisi şu an burada değil. Onun da selamlarını aynı şekilde iletelim herkese. Onun sayesinde Türkiye'de hakikaten geleneksel okçuluk belirli bir yere kadar geldi. İnşallah geliştirmek de bizlerin ve bizden sonraki gelenlerin olacaktır. Çaba göstereceğiz, gayret edeceğiz. İnşallah geleneksel okçuluk sadece Türkiye'de değil, dünyada hak ettiği yeri bulacak. Çabamız, amacımız budur. Çok teşekkür ediyorum. Ta uzaklardan geldiniz bu okçuluk festivalimize. Çok sağ ol. Tamam. Ben onu gördüm. Ondan sonra. Fatih Bey, biz hep sizinle tabii tokalaşıyoruz. Hep samimiyiz ya. Sağ olun. Onun için artık o gelen şey oldu. Bu ikincisini yaptığımız geleneksel biga okçuluk festivalinde beraberiz. Çok sağ olun. Sami Genel abim aynı zamanda Kayseri Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı. Çok ve arkadaşlarımız yine bizim aile sporcu. Ondan sonra şimdi mehter eşliğinde yürüyüş yapacağız. Çok güzel. Stadyumda ödül töreni için buradayız. Stadyumda ve inşallah atlar ve mehter eşliğinde yürüyüş yapıyoruz. Çok güzel. Ben de çok memnun oldum. Önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada İsveç'ten de misafirimiz var. Evet. Ali Bey, Ali abi gelir misin? Ali Bey, İsveç.